Burası Köyceğiz Belediyesi'ne ait Köyceğiz Gölü'nün kenarındaki büfe kahvaltı alanı. Köyceğiz Belediyesi'nin yapmış olduğu sahil. Şimdi Köyceğiz kamp alanını detaylarıyla anlatacağım sizlere. Bakın ne kadar güzel şeyler göreceksiniz. Bu turuma bisikletle başlayacağım. Çok güzel bir sahil şeridi var. Burası göl. Oldukça büyük bir göl. Burası oldukça uzun bir yol. Birçok karavancının uğrak noktası Köyceğiz. Bu yol bu şekilde devam edip gidiyor. Sahil şeridindeki bu yol karavan koymak için oldukça müsait bir yol. Ama Köyceğiz Belediyesi demiş ki karavan ve benzeri araçların park ve konaklamaları yasaktır. Bunun için de zabıta görevlendirmişler. Gece 3'te olsa zabıta geliyor, kapınızı çalıyor. Burada park edemezsiniz diyor. Bakın. Çadır kamp alanı ücretli. Geçiş noktaları buralar. Ve her yerde, sahildeki her yere bu yazılar yazmış. Karavan ve benzeri araçların park ve konaklamaları yasaktır. Peki Köyceğiz'e geldik. Ne yapacağız? Belediyenin yapmış olduğu Köyceğiz Karavan Parkı var. Köyceğiz Karavan Parkı'na gidelim. Belediyeler çok güzel hizmetler yapıyor. Çeşme var. Su alabilirsiniz. Onda sıkıntı yok suda. Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire Kamp Alanı. Kamp alanı. Bakalım şimdi kamp alanında nelerimiz var. Size önce kamp alanını bir göstereceğim ben. Nasıl bir yerdeyiz? Metrekare olarak oldukça büyük bir yer. Kocaman mesire alanı. Mangal yakabilirsiniz. Kişi başı 60 TL'den sabah kahvaltısı veriyorlar. Çadırlar için ayrılmış kamp alanı burası. Araçlar dışarıda kalıyor. Çadırları bu yeşil alanda park ediyorlar. Oldukça büyük, geniş bir alan. Bu sandalyeler nedir? Burada düğün yapılıyor. Belediye bu alanı düğün için tahsis etmiş. Hafta sonları burada düğün yapılıyor. Hemen yanında çadırcılar kalıyor. Nasıl mantık? Hem kamp alanı hem düğün alanı. Amaç para kazanmak. Para gelsin. Bakın buradaki amaç Köyceğiz Belediyesi diyor ki para gelsin de nasıl olursa gelsin. Şimdi karavanlar için ayrılmış bölgeye gidiyoruz. Bu
kapıdan çıkıyoruz. İçerideki resepsiyona önce ödeme yapıyorsunuz. Ondan sonra diyor ki size yan tarafta bir kapı var. Oradan gireceksiniz. Burası plaj için işletmesi. Burası spor tesisi. Hemen yanı karavanlar için giriş noktası, kamp alanı. Buradan sonrasını iyi izleyin arkadaşlar. Bir tabela yapmışlar. Karavan park alanı. Belediye demiş ki burası karavan park alanı. Karavanlar için. Burada ücretli bir kamp alanı var ya. Aslında burası karavan park alanı değil. Bu yan taraftaki düğüne gelen insanların tıklım tıkış arabalarını park ettikleri bu alan. Görüyor musunuz? Bakın. Bu boşluk. Karavan kamp alanı burası. İşte bu gördüğünüz yer. Aracınızı buraya park ediyorsunuz. Şu gördüğünüz alana bakın. Her yer çukur. Düz hiçbir yer yok. Karavanla alakası yok. Su var diyorlar. Su nerede? Bakın bak. Hortum uzanmış. Bu hortumu arabanıza kadar uzatıyorsunuz. Su alıyorsunuz. Bu su var demekmiş. Elektrik veriyorlar arkadaşlar. Köyceğiz Belediyesi kamp alanına gelen karavanlara elektrik veriyor. Nereden veriyor? İşte 9 adet priz var. Aracınızı park ettiniz buraya. Karavan görüyor musunuz? Yok. Ağustos ayındayız. Yani detaylı bakın. Yere bakın. Şuraya Allah aşkına karavan park edilir mi? Bir de diyorlar ki güvenlikli alan. İşte güvenlikli alan. Kapısı burası. Ana caddenin kenarı. Herhangi bir bariyer, kapı girişi, hiçbir şey yok. Alanımız güvenli, çitle çevrili. Bakın şurada bir çit var. Oradan kapıdan giriyorsun. Bildiğin düğüne gelenlerin otoparkı. Buraya bir elektrik prizi varmış zaten burada. Şu çıkış varmış. Yani şu hengamenin içinde. 9 tane priz koymuşlar. 9 karavan elektrik alsın diye. Bu alan karavan park alanı. Ha bu da suyunuz. Paralı mı burası? Evet, ücretli. Köyceğiz Belediyesi buraya demiş ki ücretli karavan park alanı. Bakın. Bir tane Allah için. Hani düz karavanı koyayım da şöyle dümdüz dursun, gece rahat rahat uyuyayım. Kapıyı açsanız bakın. Taşa toprağa açıyorsunuz. Alan çok güzel. İmkan var. Her şey var. Ama hiçbir şey yok. Heh. Tuvaletler pırıl pırılmış. Bakalım mı tuvaletlere de? 24 saat sıcak su varmış burada. Burada bir duş var. Duşun başlığı yok. Çok ayrıntıyı göstermek gerek yok. Tuvaletler öyle ağımlı şamlı pırıl pırıl da değil. Bak. Gördük. Burayı da gördük. Bu sabah temizlenmiş hali. Muhtemelen sabah gelip bir arkadaş buraya su tutmuş. Akşam burası rezildi. Hani bildiğiniz sokaktaki umumi tuvalet gibiydi. İnsan kamp alanını çekerken kötüler mi diye düşünüyorsunuz değil mi? Hani bugüne kadar hep güzel yerler çektiniz.
Bakın bugüne kadar gördüğüm alanların içerisinde en güzel alana sahip, belediyenin yapmış olduğu en güzel alana sahip en kötü karavan kamp alanı. Türkiye'de bunun bir eşi, benzeri bir tane daha yoktur. Kaç para burası? 120 TL. Aracınızı gece buraya park ediyorsunuz. 120 TL ödüyorsunuz. Ödemezseniz dışarı park edeyim göl kenarına. Zabıta geliyor gece 3'te, 4'te. Tık 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 kapıya. Kalkın. Karavan kampı yasak. Burada karavan park edemezsiniz. Gidin buradan. Nereye? İşte kamp alanı var belediyenin, oraya. 120 TL. Benim karavanım nerede? Şimdi onu göstereyim. Biz hafta içi geldik. Gece geldik. Aslında ben burada kalmayacaktım. Ama sırf burayı çekmek için kaldım. Bunu bütün bizim takipçilerimiz görsün, bütün karavan camiası bunu görsün diye geldim. Onun için kaldım. Buraya park ettim. Güzel görünüyor değil mi? Yemyeşil çimlerin üstünde. Masamızı koyduk. Candan abim de buraya geldi. O da buraya park etti. Ben de buraya park ettim. Güzel görünüyor. Evet. Burası park mı? Hayır. Burası park yeri değil arkadaşlar. Burası karavan parkı değil. Burası düğünün yapıldığı alan. Gece kavga dövüş. Buranın yetkilileriyle biz dedik ki arkadaş, o pisliğin içerisinde ben oraya arabamı nasıl koyayım? Yamuk. Durmaz orada arabam dedim. Ya, buraya koyalım. Biz sabah zaten erken gideceğiz dedim. Arkadaşım bana verdiği cevap. Biz orada düğün yapıyoruz. Orası düğün alanı. Yarın sabah düğün için başvuru yaparlarsa sabah yemek için, hani burada bir de yemek veriyorlarmış. Yemek için gelen olursa ya da düğün için hazırlık olursa burada sabah 6'da gelir, ben sizi kaldırırım buradan. Nasıl? Düğün alanı. Bakın çadırlar. Çadır alanı. Burası kamp alanı değil. Burayı düşünme. Ben şans eseri bu. Hafta içi olduğu için. Hafta sonu burada kalamazsın. Düğün var. Oradaki otoparkta kalacaksın. Orada rezilliğin içinde. Ben size Kocaeli Belediyesi'ni de göstermiştim. Nasıl? İnsanlar ne kadar nazik. İçerideki çalışanlar, belediye başkanı, hepsi o kadar güzel bir işletme yapmışlar ki elektriği, suyu, kamp noktaları, kamp alanındaki sayılar, Kocaeli'ni hatırlıyorsunuz. Aynı şekilde Antep Belediyesi'nin yerini hatırlıyorsunuz. Manavgat Belediyesi'nin yerini hatırlıyorsunuz. Türkiye'den örnekler veriyorum. Onun dışında Konya'da var. Birçok ilde var. Birçok benim gitmediğim ama arkadaşlardan izlediğim birçok yer var. Burası Köyceğiz, Muğla. Yani karavancıların geçiş güzergahı. Marmaris'ten çıktığınızdaki uğrak yeriniz. Yani birçok karavancının uğradığı yer burası. Rezillik. 120 TL para alıyorlar. İnsan yerine koymuyorlar. Karavanınızı buraya park edin. Belediye zabıta ekipleri oradan karavanınızı çektiriyor. Köyceğiz. Köyceğiz Belediyesi. Sayın Köyceğiz Belediye Başkanı, duyuyorsunuzdur belki. Belki videomu izleyeceksiniz. Burayı yapan yetkililer izleyeceksiniz. Yanlış mı yaptık? Hayatınızda hiç mi karavana binmediniz? Hadi binmediniz. Karavanla ilgili neyin ne olduğunu hiç mi bilmiyorsunuz? Bir bakın Allah aşkına, sen 120 TL araştırmışsınız. Neyi araştırmışsınız? Karavanlar gecelik kaç para alıyor araştırmışsınız. Türkiye'deki kamp alanlarında karavan fiyatları nedir? Bunu araştırmışsınız. 120 lira. Tamam, bunu araştırdınız. O zaman karavan kampı nasıl olur? Onu da bir araştırsaydınız. Arkadaşlar çok zor bir şey değil. Suyunuz var zaten. Buraya önce bir tesfiye yaparsın.
Bu alanı mı yapacaksın? İlla bu alana niyet ettin mi? Tesviye yaparsın, şurayı düzlersin bak. Görüyor musun? Burada karavan kalmaz. Sayın yetkili. Burada karavan durmaz. Bu yamuğun içinde karavan olmaz. Görüyorsun değil mi? Bu pisliğin içinde karavan durmaz. Buraya önce şuralara bir hat çekersin. Kaç karavanlık düşünüyorsun burayı? 10. Buradan oradan bu başa kadar bir boru çekersin. Çok bir maliyeti yok. 10 tane de çeşme koyarsın. Belirli aralıklarda. Adam çeşmeden suyunu alır. Ha. Bir mevzu daha, gider yok. Karavan kamp alanı yapıyorsun. Suyu nereye boşaltacağız? E yok. Sen neyin parasını alıyorsun benden? Buraya bir gider koyarsın, bir foseptik koyarsın. Ha, her yere foseptik koyma. Aslında koyman gerekiyor. Koyma. Şu başa koy. Şurada bak. Trafo var ya. Trafonun oraya koy. Buraya koy. Orada bir tuvalet var ya. Tuvaletin orayı kas. Oraya bir tane gider koy. İnsanlar arabasını çeksin, boşaltımını yapsın, geri gelsin parka. O zaman okey. Elektrik tesisatı. Böyle boylamasına buraya çekersin. Her karavan gelir, yanaşır. Karavan geldi, 120 lirayı verdi ya size. Elektriğini takar. Çeşmesine suyunu takar. Buraya aralara da bir şey yaparsınız böyle. Briketler koyarsınız. Bakın şu taşlar var ya, şunlar. Bunlardan böyle sıralarsınız. 20'şer tane aralıklar yaparsınız böyle. Burası kamp alan dersiniz. Bunun anlattığım şeyin size maliyeti 5000 lira. Devede kulak değil bak, 5000 lira. 5000 lira para harcarsın. Burayı, şu kapı girişi var ya, oraya da bir şey koyarsın. Bariyer. Böyle kalkan, inen falan hani. Güvenli olsun diye diyorum. Sonra dersin ki burası karavan kamp alanı. Sen düğün yapılan yere, otoparkına, böyle çerin çöpün içine karavan park alanı diyorsun. Tebrik ediyorum Köyceğiz Belediyesi'ni. Buradan tebrik ediyorum. Hani inşallah sesimi duyarsınız. Anlattıklarımı görürsünüz. Sonra dersiniz ki ha, biz burada bir yanlış yapmışız. O zaman ne yapalım? Biz burayı düzeltelim. Biz 5000 lira harcayalım. Buraya bir su borusu, bir elektrik kablosu çekelim şuradan şuraya 100 metre. Şuraya da foseptik var zaten orada. Şurada var bak. Görüyorsun değil mi tuvalet? Buraya 100'lük pimaş boru. Onun da yerini göstereyim ben size. Şuraya. Şurayı kazarsın şöyle. Şu kenarlar bak, buraları. Adam karavanıyla buraya gelir. Foseptiğin içine boşaltır. Bak şurada var bak, bir boru var bak. Gidiyor, aşağı gidiyor, görüyor musun? Bak. Bu borudan çekersin bir paralel. Şöyle. Buradan 3. Şöyle 10 metre. Maksimum 10 metre yok. Hani belki 4 metre falan. 4 metre yüzlük boruyu şuraya çıkış yaparsın bir tane. Yanına da bir çeşme koyarsın. İnsanlar elini ayağını yıkasın falan diye. Burada bir gider boşaltımı olur. Karavan gider yazarsın. Tabela as. Asıyorsunuz ya karavan kamp alan diye. Bir de sahil boyunca böyle belki 50 tane karavan kampı yasaktır diye tabela yaptırmışsınız yani. Maliyet aslında bunlar. Onu da şuraya da bir tane karavan boşaltım yeri diye yazarsınız. Çok güzel olur. Böyle bir kamp alanımız olur. Bunları yaptıktan sonra bu videoyu da izlediyseniz yorumlara yazarsınız. Biz burayı yaptık. Ben tekrar gelirim buraya. Hiç üşenmeden gelirim. Bir gece konaklarım. Ondan sonra buraları daha güzel anlatırım. Ondan sonra bu videoyu da kaldırırım. Karavancılara da bir faydanız olur. Ha, belediyeler 120 lira mı alıyor? Köyceğiz Belediyesi. 120 lira değil. Belediye hizmet eder. Bilmiyorsanız, hani bu konuyla ilgili bir daha önce fikir sahibiniz yoktur. Olabilir, hiç karavancılıkla ilgili hiçbir şeyiniz yoktur, bir bilginiz yoktur. Kocaeli Belediyesi var. Bir arayın, hani belediyeler arası. Onlar da AK Parti. Aynı partidensiniz. Aynı yapıya sahip bir işletme. Ama bir gidin. Nasıl davranıyorlar gelene gidene? Karavanlar için ne yapmış bu adamlar? Kaç gün park edebiliyorlar? Nasıl bir yer yapmışlar? Orası da belediye. Ücretsiz. Girişte neler yapıyorlar? Resepsiyona nasıl insanlar koymuşlar? Bunların hepsini kontrol edersiniz. Bunlara danışırsınız. Buraya bir park alanı yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Tekrar söylüyorum. Burayı yaptıktan sonra ben gelirim.
Burayı çekerim. Daha da güzel çekeriz. Bakın tek part çektim hiç. Böyle şey yapmadım. Videoyu bölmedim. Çok güzel böyle çekimler yaparız burada sizin için. Yayınlarız. Ha bunun için şey de gerek yok. Yol parasına da gerek yok. Ben kendim benzini koyar gelirim buraya tanıtırım. Yeter ki hizmetimiz düzgün olsun. Arkadaşlar burası böyle. İşte Köyceğiz Belediyesi'nin sizlere sunmuş olduğu olanak. Köyceğiz'e geldiğinizde nerede kalacağınız. Bunun dışında başka bir yer yok. Kalmaya çalışırsanız zabıtayla, belediyeyle uğraşıyorsunuz. Durum bu. Belediyedeki arkadaşlar size de söylüyorum tekrar. Siz burayı yaptıktan sonra bir şey daha var. Burada düğün yapıyorsunuz ya. Orada insanlar uyuyor. 100 lira veriyorlar çadır başı. Her bir çadır 100 lira. Belki 50 tane çadır var şu an. Çadırcının yanında düğün olmaz. Düğün alanı değil. Ya düğün alanı alarak işlet. Mesire alanı yap, mangal yaktır. Ya da kamp alanı olarak işlet. İkisi bir olmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.